Kütahya Simav'da Samat köyündeyim canlarım. Baksanıza mis gibi köy havası, kuş sesleri, horoz sesleri, inanılmaz bir huzur var. Eskiden köy nedir bilmezdim. Şimdi de en sevdiğim yerler köyler oldu. Burası bir yörük köyü. Ben de yörük hanımları gibi şıngır mıngır giyindim. Bu sessizlikte inanın benim de kıkımı çıkarasım gelmiyor vallahi. Şurada ablalarım var. Bakalım onlar ne yapıyor. Kolay gelsin. Hanımlar selam canlarım. Yerim sizi tatlım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz tatlım siz burada? Elma da topluyoruz kızım. Ne topluyorsunuz? Elma da topluyoruz. Gel sarma bebeğim. Yapıyoruz bunu. Adın ne senin? Cemile. Ay Cemile'min gezdi dağlar meşeli. Livanam. Ay Cemile'm sen ne tatlısın. Aşkım ay. Senin adın ne bebeğim? Benim de Cemile. Yo. Ay iki tane Cemile evet. Gerçekten mi? Ay seni de öpeyim Cemile teyzeciğim. O zaman diğer şarkıyı sana da söylemiş olayım. Cemile teyze siz ne yapıyorsunuz burada? Biz ılabada topluyoruz. Ay vallahi Cemile teyze deyince hepsi birden konuşmaya başladı. O da Cemile, o da Cemile. Evet. O zaman hanginiz daha büyüksünüz? O büyük. Sen kaç yaşındasın Cemile teyze? 62. Sen? 65. Büyük Cemile teyze, küçük evet. Cemile teyze. Evet. Sorun olur mu? Olmaz. Olmaz, tamam. Olmaz. O zaman başlıyoruz. Büyükten başlayalım değil mi Cemile evet. teyzeciğim? Evet. Cemile teyze. Efendim. Cemile teyze. Efendim canım. Ay ne güzel oldu Cemile teyze. Efendim canım. Nasılsın tatlım? Çok iyiyim Allah'ın sayesinde, çok iyiyim Allah'ın huzurunda. Ay çok şükür. Hepimiz Allah başından düzenlik, iyilik, sağlık, selametlik versin ya Rabbim. Hastalıklar vermesin, bir daha göstermesin Cenab-ı Allah. Amin. Cemile teyzem ne güzel konuşuyorsun ya. Hayattan memnun musun? Çok memnunum. Şükür Allah'ıma. Çok şükür. Çok şükür. Cemile teyze. Efendim. Bu hayatta mutlu olmak için ne yapmak lazım? Vücuduna sağlık, selametlik verdikten sonra namazına, abdestine olmak lazım. Değil mi? Dualarla yaşıyoruz. Dualarla yaşıyoruz Allah'ım. Dualarla yaşıyoruz. Her şeye şükredeceğiz. Şükür. Bu çok. Halimize şükür Allah'ım. Vallahi çok şükür. Cemile teyze elindeki ne? Korkuyorum vallahi ben korkma. Ya. Korkma. Bununla orak biçeriz biz. Öyle ekinleri biçeriz. Ot biçeriz. Orak bununla mı? Mahsul kaldırıyoruz biz. Mahsul mü? Mahsul. Ekinleri bununla kaldırıyoruz. Biçiyoruz. Ama şimdi ben görüyorum köylerde böyle büyük büyük makineler var Cemile teyze. Eskiden bununla biçiyorduk. Makineler çıktı. Bununla kaldı. Bununla sadece ot biçiyoruz. İneklerimize. Boyunlarımıza ot hazırlıyoruz kışa. Burada siz ne yapıyorsunuz peki? Bunlar ne? Bunun, tuhaf tuhaf otlar var yahu burada. Ilabada deriz biz ne buna. Ne deriz? Ilabada. Ilabada. Evet. Ilaba. Ilabada. Bunları dolma sarılır. Bunlar taze erke dolma sarılırdı. Taze bitti mi? Aa. Evet sarma sarıyoruz bununla biz. Biz üzüm biz. Yaprağını sarıyoruz. Bunlar daha güzeldir üzümden. Kedeze çıktı mı? Şu kadar yakana başlıyor sarma. Bu ilabada. Bizim köyümüzün bu Ilabada. Evet canlarım bu Ilabada. Evet. Ilabada. Yani sarması oluyor bunun. Sarılıp yeniyor. Evet. Yeni bir şey daha öğrendim. Bunun adı Ilabada'ymış. Evet. Bu da nasıl oluyor merak ettim Cemile teyzeciğim ya. Bak bunu canım benim böyle hafif haşlıyoruz bunu. Muska şeklinde sarıyoruz bak bunu biz muska böyle. Muska şeklinde mi? Evet bak böyle. Ha. Ama bunlar çok kartlar ya. Hayır bu haşladı ne eriyor. Ama çok yumuşuyor. Sert. İnsanın midesine ama dokunmaz mı? Tazeleyeni yapıyoruz kızım. Bu kart mı? Kart bunlar. Sen yapmayacağın şeyi niye topluyorsun Cemile teyzeciğim? Mallara veririm, ineklere veririm. İneklere veririm diye yok. İnsan kendini tek başına düşünmemeli. Evet, hayvanlar da var. Evet, evet unuttum. Benim, evet, evet. Cemile teyze. Efendim? Peki bu Ilabada'nın faydaları neler? Hani bağır yiyince inekleri dağa salıyor da ota yumuşuyorlar ya. Aynı o gibi insanların canı istiyor bunu. Ya. İnsanlar tazeyken can istiyor. Hemen sarıp bir sefer yedik mi yetiyor bize o. Aa benim canım hiç istemiyor ama. Hiç istemez. Baharın ilk baharda bu çıktı mı? Sen bilmediğin içi kızım. Bilmediğin için. Ben de bunu bilmiyorum. Nereye gidiyorsun aşkım? Benim. Nereye gidiyorsun? Cemile teyze nereye gittin aşkım? Gel gel gel. O elindekiler ne? Bu hastalandın mı? Ha. Mesela bebek hastalanıyor. Karnı ağrıyor. Bebeğe bunu içiriyor. Kendin karnın ağrıdı mı bunu içiyorum. Şifa bu. Karnın bu, ağrıyınca. Karnın ağrıdı ne? Ama karnın ağrıyınca bağırsağın mı ağrıyor? Çok güzel. Miden mi ağrıyor? Bilmez bu nereden ağrıdı bundan içeceksin, kaynatacaksın, içeceksin. Bunun adı ne? Bu şifa. Akbaşlı. Neyli? Akbaşlı. Akbaşlı. He. Ha bu yemek yapılıyor mu? Yemek yapılmıyor kızım. Ha. Sadece suyunla kaynatıyorum şu kafalarını. Ha. İçiyorum.
Çay yapıyorsun yani. Evet, çayını. Evet. Bir şey daha öğrendik canlarım. Evet. Akbaşlı diye bir ot varmış. Hı. Kütahya'da değil mi Cemile teyze? Evet, bunun İzmir'de bir ismi var da onu aklıma getiremiyorum. Karnı ağrıyan akbaşlı otunu bulup içebilir mi? İçebilir. Her durumda içilir. Bu hiç zarar gelmez. Sen içiyor musun peki Cemile teyze? İçiyorum. Ben bundan torunluğum var İzmir'de. He. Yolluyorum. Çocuklarını içiriyorlar. Çocuklardan başka kimse içmez mi? İçiyorlar. Kendi kızım da içiyor. Beyim de içiyor. Peki evet, bunu kurusunu mu yoksa yaşını mı? Şu, kurusunu, yaşını fark etmez. Bu kellesi bak sadece şurasını kaynak suya attın mı aynı çay gibi iç. Böyle bir otu önce bir tanımak lazım. Herkes böyle akbaşlı otu diye toplayıp da çay içmesinler değil mi? Ot karıştırmak hayır, önemli bir şey. Hayır, karıştırmasınlar. Akbaşlı otunu nasıl tanıyacağız? Sen onu bir tarif etsin mi Cemile teyzeciğim? Beyaz kafalı böyle işte. Bunun yanındakiler ne? Bunun yanındaki yaprağı. Isırgan otuna da benziyor bu. Hayır. Isırgan otu elini dala. Dalar mı? Bu gene bu dala. Cemile teyze bir şey anlatacağım. Elini dala. Ha, şurada var bak şurada var o ısırgan otu bak. Nerede var? Ay bana ısırgan demeyin. Bana ısırgan demeyin canlarım. Utamazsın onu kızım. Aynen. Isırgan otu çok faydalı dediler. Ben de en sonunda dedim ki madem şifaymış biz de yiyelim. Biz Malatyalıyız. Biz etten köfteden anlarız. Otu tanımıyoruz. Tanımadım otu içmeyeceksin kızım. Ama ben de bilmiyorum ki ısırgan otu olarak kaldım Cemile teyzeciğim. Onun oğul otu var ısırgana benzer. Onu falan yanlışlamaya içebilirsin. Eyvah. Oğul otu var ona benzer. Ona mı? Karıştırdım o zaman. Karıştırdım içindim. Sonra eve götürdüm. Bir güzel doğradım. Soğanlı, sarımsaklı kavurdum. Oh üstüne de yoğurt döktüm. Yarasın. Yedim. Yaradı. Ne oldu biliyor musun gece Cemile teyzeciğim? Yattı. Hayır. Geceyi acilde geçirdim. Ay canım. Evet. Bilmediğin otu neden yedin kızım? Yani çok kattın kızım. Değiller. Bilmediğin otu yapmayacaksın. Ama ben ısırgan otunun içinde ayırt edemedim onu demek ki. Tamam karıştırdın içine. O zaman bilemedin, insanlar bilmediği şeyi yemeyecek. Yemeyecek kızım. Faydalı da olsa faydasız da olsa yemeyecek. Evet kızım evet. Kızım evet. Peki bu yabani otları normal otun içine nasıl ayıracağız? Şimdi bak şu... Bu yabancı. Bunu atacaksın. Aha. Şunu içeyim. Bunu atacaksın eline. Şunu atacaksın. Bunu atacaksın öyle. Bu güzel ot bak. Bunu, at, bunu atmadın mı bunda illa bir şey çıkarır. Sorun çıkarır. Ay, ben çıkarım. Senin gülüşünü çok seviyorum kızım. Hayran oluyorum senin ay, gülüşüne canım ben. Benim ya. Cemile teyze. Efendim? Sen bunu biliyorsun da bu diyorsun bak. Bu. Bunu yiyeceksin. Bunu atacaksın. Bunu öğrendim canlarım. Cemile teyze. Efendim kızım. Ya ben akbaşı tanımıyorsam, yabani otları tanıyorsam ne olacak? Tehlike. Allah'ım göstermesin, tehlikelik göstermesin. Bu yabani otlardan ölen var mı hiç Cemile teyze? Çok. Tabii. Ya. Çok. Ay ben ölümden döndüm o zaman. Çok kızım çok. Mantarı falan toplamaya geliyorlar. O yüzden kuşu diye bir köy var. Kuşu yabancı mantarları topluyorlar. Hadi acele gidiyorlar. Ben bir tane mantar toplayamıyorum. Onunla dolduruyorlar yabancı mantarı. Ertesi gün acele. Aa, sen hiç başına geldin mi Cemile teyze? Gelmedi. Ay Cemile teyze ben nerede ne bulsam ağzıma atıp yiyorum. Allah korusun kızım. Atma kızım yine bilmediğin şeyi yeme bir de. Aynen. Ay korktum evet. Vallahi hanımlar. Sizinle sohbet etmek çok iyi geldi bana. Teşekkür ederim. Yaşlarsa gözlerim yaşlı. Allah Allah. Saçımı bağışla sarıl boynuma. Biz bize yaşarken geldi koyuna. Eller kader kıymet. Bilmiyor annem, senin kadar kimse sevmiyor annem. Annem! Yok gelmesin. Gerçekten. 15 sene oldu öleli. 4 kardeşiz biz. 4 kız, bir oğlan 5 kardeşiz. Hepsinin içinden bir tek beni çok seviyordu. Cemilem diyordu, Cemilem diyordu bana. Çok seviyordu beni. Öbür kızlarımla fazla seviyorum. Ya kaç yaşında vefat etti Cemile teyze? 70 yaşlarında. Ya anne kaç yaşında olursa olsun insan özlüyor. İlla özlüyor. İlla ince kapısı kilitlendi. Varıyorsun ağlayıp dönüp geliyorsun. Varıyorsun ağlayıp dönüp geliyorsun. Ah. Thank you.
Çoluk çocuğun var değil mi? Çok şükür var. Kaç tane var? Cenab-ı Allah iki çocuk verdi bana. Bir oğlum var, bir kızım var, 5 tane torunum var. Allah'ıma emanet, benim değil Allah'ımın. Allah bağışlasın. Benim değil onun Allah'ım. Bu kadar çocuğun var ama yine de annenin yerini tutmuyor değil mi? İmkanım var. Ya. Anne gibi tamam. Ay. Peki senin kocan nerede? Kocamın 20 kadar boyunuz var. Hadi gidin, benim böyle geyindimden haberi yok. Ya. Olsa geyin derdi, git derdi yine. Der miydi? Çok sever, öyle şeyi sever. Ya. Git derdi, şimdi yağmurda beni yollamadı. O kendi hadi gitti köyünü, ben evde kaldım. Ya bak, bir kocan deyince bir heyecanlanıyorsun. Şöyle bir Cemre teyzeciğim, şöyle bir kırılıverdim valla. Ama çevirme mi? Değil mi? He, 50 sene olduk evleneli. Oh, hala aşık mısın kocana? Hala. Eşin adı ne? Hüseyin. Hüseyin Altınok. Hüseyin Altınok. Ay Hüseyin'cim canım. Hüseyin Altınok, çok seviyorum. Oy, gerçekten mi? Çok seviyorum. Ay şuradan biz seni seviyorum Hüseyin'cim aşkım desene. Aşkım Cem. Canım çok seviyorum seni. Ya niye seviyorsun bu kadar Cemile teyze? Nasıl sevmiyorsun? Ne yaptı sana? Çok iyi adam galiba. Çok iyi. Gerçekten mi? Emre'ye vardı geldi. Oy ne güzel. Allah'ıma şükür iyi. Cemile teyze. Efendim? Peki bir insan 50 sene bir adamla evlilik durup hala ilk günkü gibi heyecanlanıp nasıl aşık olabilir? Nasıl olmaz kızım? İyi günümüz doğdu, kötü günümüz doğdu ama Allah'ıma şükür iyiyiz. Çok iyiyiz. Ya 50 yıl aşk olur mu? Olur. Ama bu yeniler hemen boşanıyorlar mesela. Onlar nasıl oluyor? Onlar kızım hindi. Oyuncukinle dıldaklık. O ne demek? Dıldaklık kızım onlar. Sanki bundan ayrıldığına öteki daha iyi olacak. O daha ondan bela olur sanım olacak. Al birini vur ötekini. Ondan yatak, o daha bela olur sanım olacak. Ay, ha kızım, acık da çekeceksin, bu iyi olacak, bu kötü olacak, bu sevdin, bu bir şeyler, öyle öyle kızım. Ama Cemile teyze, şimdi herkes senin kocan gibi iyi değil ki. Senin kötü günün olduysa bak, iyi günün de olmuş. İyi günüm doğdu, kötü aynen, günüm doğdu. Kınamamak lazım. Kınamamak şimdi kötüyse lazım. Ayrılacaksın tabii, ömrü boyunca el alemin adamın kahrı da çekilmez kızım, ya. Kızım çekeceksin. Nasıl çekeceksin? Çekeceksin kızım, birini duymayacaksın, ikisini görmeyeceksin, üçüncü de tamam diyecek o. Beni diyecek, avutacak bu su, beni diyecek, ağzayacak, tamam diyecek o. Ya laf anlamıyorsa? Anla. Nasıl laf anlatacağız biz bu erkeklere? Şu tüyoları versene Cemre teyze. Cemre teyze gerçekten 50 yıllık evliliğin sırrı ne ya? Nasıl bu kadar aşık olabiliyorsun? Hakikaten aşıksın ama. Hüseyin çok... deyince bir titriği verdin. Aşıkım kızım, çok aşıkım. Hala aşıksın ha? Hala. Hala beni incitmez bak. Yağmurda indi beni koruldu o evde. Dur sen dedi. Islanma hanım dedi. Ben koyunum gidin gelin dedi. Tamam dedim. Ya. Ben de yemeğimi hazırlayın sen gelince. Çayımı hazırlayın dedim. Sen geldin mi yemeğini yiyorsun. Karnını doyurursun. Ama hava açık oldu mu gidiyorsun kendim. Cemile teyze. Belki de o kafasını dinlemek için seni yollamıştır. Ben eziyet etmiyorum ona. Ha? Nereden biliyorsun? Bak şimdi adam yok ortada. Ben eziyet etmiyorum ha. Cemile teyze, şimdi nerede adam ortada yok? Peki önünde Ali yazıyor. Ali kim? Ali benim oğlum. Oğlumu da aşığım. Oğlumu da çok seviyorum. Önce sevmek tabii lazım. Önce sevmek. Aynen. Kafana sevmek. Göre bir adam bulmak öyle lazım. Öyle kızım. Baksana altın diş bile yaptırmış sana Hüseyin amca. O benim her şeyimdi o. O mu yaptırdı? O yaptırdı. Başka kimim yaptırdı? Oğlum İzmir'de, kızım da İzmir'de. Herkesin evi ayrı ayrı. Ya. Mecbur beyin yapacak senin işini. Ya Allah razı olsun. Ya, Allah kızım. Başından eksik etmesin. Amin. Amin. Peki amin. Niye altın diş yaptırdın Cemile teyze? Onu seviyorum dedim. Tamam yaptırın dedi. Ya. Altın seviyorum ben sen dedim. De biz Ahmet Hüseyin amcayı sev artık yani. Ne sevsen yaptırmış adam. Seviyoruz dedik ya. Seni çok seviyorum Hüseyin'im. Bir tanem. Ay. Ha. Ay. Daha canım. Daha ne yediyor? Cemile teyze. Kocam seviyor musun? Çok seviyorum. Gerçekten mi? Gerçekte. Aa bu Kütahya'nın kadınları kocalarına aşık valla. Kızım sevmesem yanında olmam zaten. Ya niye sizin evet. Kocalarınızda ne var? Kocalarımız bize bakıyor. Kötü gözüne baksalar biz hiç bakmayız onlara dedim. Bize bakıyor kocalarımız. Mecburuz. Bırakır tabii. Gidersin değil mi bakmazsa? Ne, bize bakmasa buraya çıkar giderim. Ya ben korktum Allah bıçağı bir elinden bırakırlar hayır. Vallahi. Hayır. Cemile teyzeciğim. Sana yapmam. Yörük ailelerinde evet. Yörük kadınları herhalde el üstünde tutuluyor. Evet. Adamlar kıymetini biliyor hanımlarının değil mi? Evet. Kadınlar da ondan biliyor. Onlar da kadından kıymetini biliyor. Beyler evet. Hanımlarına bakıyor belli ki. Evet canım.
Yörük hanımları da eşlerinin kıymetini biliyor. Evet. Sevgi ve saygı var, denge var. Her şey karşılıklıdır bizim. Aynen. Peki evet. Bu üstümüzdeki kıyafetler ne hanımlar? Bir anlatın bana. Bu üç etek. Bizim köyümüzde, bayramlarda, düğünlerde giyeriz biz bunları. Çadır lezimiz oluyor. Bu da ümüne ünleme. Bu da etek. Bunlar da kolan deriz bak bunlara da. Onlar, o niye var Cemile teyze? Süs o da işte. Ya yörük hanımlar da benim evet, gibi süslü püslü. Evet, aynen. Hanımlar vallahi sohbet şahane. Evet, ama canım. Burada en önemli şey ne biliyor musunuz? Bu Akbaş, bu Nacen. Bu Akbaş, bu Nacen. Şu Akbaş, bunu da atacaksın. Evet. Yalnız bu atacaklarımız hiç bitmiyor hanımlar. Baksanıza. Evet. Bu akbaş. Şunu atacaksın. Bunu da atacaksın. Bu yabani otları karıştırmamamız lazım canlarım. Bilmediğiniz otları yemeyin canlarım. Bilen kişiye soracaksın. İlla bir kişi biliyordur onu. Bilene soracağız. Bilene soracaksın kızım. Bu yabani otlardan kurtulalım. Düzgünlüğü öğrenelim. Yabani toplamayalım. Labada toplayalım. Tamam, labada toplayalım da onların evet. Da içinde yabanileri vardır. Evet, gel bak kızım sen. Bu akbaş. Bunu atacaksın. Bak, bırak onu at sen. Gel sen o labada toplayalım kızım. Ye, o, bu evet, çay bununla bak. Karın doymuyor. Evet, labadayla bak. Karın doyuyor evet, desene bak, aşkım. Evet şunları toplayacağız bak. Bunlar labada. Bak. Bak kızım, biz bunları yiyeceğiz labada. Mi şimdi hayvanlara evet. Mı vereceğiz? Hayır bunları yiyeceğiz. Sarma yapacağız. Bunlar da papatya demiş. Papatya çayını mı yapıp papatya. İçeceğiz? Bunda çayın içiliyor. Aşkım sen benim kafamı karıştırma. Bak bu akbaş. Bunu atacaksın. Evet. Bu akbaş. Akbaşlı. 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 Bunu atacaksın. Bu akbaş. Bunu atacaksın. Hadi labada hadi, topluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi hanımlar. Hadi canım. Bilmiyorsan öğreneceksin. Öğrenmenin yaşı yok. Öğreneceksin. Hadi canım bak. Hadi topluyorsun. O değil. Bu otun ismi Erenler Sofrası. Erenler Sofrası evet. Mı? Bu da yenmiyor mu? Yenmiyor. O yenmiyor. O yabancı. Gördün mü aşkım? Ya. Ben nerede bir yabancı var gidip onu buluyorum Cemile teyzeciğim. Bu yabani. Bunu atacaksın. Evet. At gitsin. Bu ne? Bu ne tatlım? Bunu da atacağız mı? Bu da arabadanın tohumu. Bu yeniyor mu? Yeniyor. Ha, bu da kartaldı. Bunu da atacaksın. Evet. Attık. O tohumu bunun tohumu. Kaydır bak Cemile. Nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.